İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin dilekleri, Grigor Amirzayan ile günün konusu. Batı Ermenistan'ın Dikranagirt'te Ermeniler Noel'i Süryani Kilisesi'nde kutladılar. Ünlü Türk yazar Aziz Nesin'in gelini Artsakh'ın Ermeni olduğunu kabul ediyor. Artsakh'tan yerinden edilenler Doğu Ermenistan'da çocuk doğum yardımı almak için başvuruda bulunabilirler. Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, St. Petersburg'da buluştu. Batı Ermenistan'daki Maraş'ta deprem. Artsakh'ın Hadur şehrinin tarihi Ermeni kimliğinin yabancılaştırılması ve yeni bir Azerbaycan kimliğinin yaratılması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi sizi planlanan Zoom toplantısına davet ediyor. Konu Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 2024 dilekleri. Zoom toplantısı 28 Aralık 2023 tarihinde Paris saatiyle 19, Yerevan saatiyle 22'de Ermenice, İngilizce ve Fransızca dillerinde gerçekleşecek. Zoom toplantısına Western Armenia TV'nin Facebook sayfasından katılabilirsiniz. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan, mikroblogunda Papa Francis'in Noel dolayısıyla yaptığı konuşmada Doğu Ermenistan ve Azerbaycan'dan da bahsettiğini aktardı. Dünya Katolikleri lideri Papa Francis, Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında nihai barışın sağlanacağı gün yaklaşsın. Papa Francis mesajında insani girişimlerle yerinden edilenlerin yasal ve güvenli koşullarda evlerine dönüşlerinin yanı sıra her toplumun dili, geleneklerinin ve ibadet yerlerine karşılıklı saygı gösterilmesiyle teşvik edilsin dedi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan'ın konuyla ilgili analizini Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Anadolu Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Batı Ermenistan'ın Dikranagirt'teki 1700 yıllık Meryem Ana Asuri Süryani Kilisesi'nde Noel ayini gerçekleştirildi. Törene Dikranagirtli Ermeniler de katıldı. Kaynağa göre bu dönemde PKK'ya yönelik eylemler sonucunda sayılara giderek azalan Ermeni ve Keldani toplulukları kiliselerinin kapatılması nedeniyle Noel'i Asuri Süryani Kilisesi'nde kutladı. Süryani Kilisesi rahibi Yusuf Akbulut'un gerçekleştirdiği ayine çocuklar da katıldı. 2,5 saat süren törenin ardından resepsiyon düzenlendi. Asuri Süryani Kilisesi rahibi ayinlere katılan Ermenileri ve Keldanileri selamladı ve özellikle şunları kaydetti. Ermeni ve Keldani kardeşlerimiz de ayinlere katıldılar çünkü kiliseleri şu anda kapalı. Ünlü Türk yazar Aziz Nesin'in gelini Artsakh'ın Ermeni olduğunu kabul ediyor. Ünlü Türk yazar Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, aylar önce sosyal ağlarda Ermeni Artsakh'a saldıran Bakü'nün saldırgan politikasını eleştiren bir yazı yazmıştı. Agunk.net'in haberine göre Türk basınında bu konu yer alıyor. Kaynağa göre Türk medyası ayrıca Hilal Nesin'in aşırı milliyetçi bozkurtlar sembolünü sergileyen Türk askerlerini eleştirdiği son paylaşımına üzüldü. Hilal Nesin özellikle şunu yazdı. Bunlar askerler mi yoksa Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik kanadının temsilcileri mi? Türk basını aylar önce Artsakh Savaşı'nın son günlerinde Hilal Nesin'in Artsakh'ın Bakü'nün toprağı olduğunu kabul etmediğini ancak Bakü'nün işgal ettiğini vurgulayarak şunları yazdığını hatırlıyor. Biz işgalin seyircisiyiz. O dönemde Hilal Nesin de Bakü'nün politikası sonucu ölen Ermeniler için üzüntüsünü dile getirmişti. Artsakh'tan yerinden edilmiş kişiler Doğu Ermenistan'da çocuk doğumu nedeniyle yardım almak için başvuruda bulunabilirler. Artsakh'ta çocuk doğumu nedeniyle yardım alan kişiler Doğu Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı başvuruların platform üzerinden online olarak kabul edildiğini bildirdi. Sistem başvurunun onaylandığını veya reddedildiğini ekranda beliren uygun mesaj aracılığıyla anında bilgilendirecektir. 2 yaşına kadar çocuk bakım parası başvurusunun yanı sıra 3. ve sonraki her yeni doğan çocuğun doğumu için mali destek başvurusunda bulunmak için uygun pencereleri seçip ardından doldurmanız gerekir.
belirtilen adımları izleyerek gerekli verilere girin. Annelik yardımının atanması için Birleşik Sosyal Hizmet'in herhangi bir bölgesel merkezine başvurabilirsiniz. Uygulamaya girerken zorluk yaşıyorsanız 114'ü arayabilir veya Birleşik Sosyal Hizmet'in herhangi bir bölgesel merkeziyle iletişime geçebilirsiniz mesajı yazıyor. RIA Novosti Ajansı'nın haberine göre Doğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bakü Devlet Başkanı İlham Aliyev, St. Petersburg'da Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinin gayri resmi zirvesinde birbirlerini el sıkarak selamladılar. Bu, 2023'te Artsakh'taki askeri operasyonlar ve Artsakh'tan Ermeni halkının sürülmesinden bu yana Aliyev ile Paşinyan arasındaki ilk yüz yüze görüşme. Doğu Ermenistan ve Bakü lideri bu ülkenin devlet başkanı Vladimir Putin'in Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri liderlerinin gayri resmi toplantısına katılma daveti üzerine Rusya'da bulunuyor. Aliyev, Tsarskoye Selo'daki gezi sırasında meslektaşlarına katıldı. Salona girerken önce Kremlin başkanını selamlayıp ona sarıldı. Ardından Paşinyan da dahil diğerleriyle el sıkıştı. Ancak ne Yerevan ne de Bakü iki ülkenin liderleri arasında olası temas veya müzakereler hakkında resmi bilgi vermedi. Daha önce bu konuya değinen Kremlin sözcüsü gayri resmi zirve çerçevesinde herkesin iletişim kurabileceğini ancak ikili bir görüşme planının bulunmadığını ifade etti. Rusya'nın kuzey başkentinde Paşinyan-Aliyev görüşmelerinin organize edilip edilmeyeceği net değil. Siyaset bilimci Dikran Grigoryan, partileri düzenli olarak toplantılar davet eden Moskova'nın bu fırsatı nasıl kullanacağını söylemekte zorlanıyor. Her halükarda siyaset bilimciye göre hem Yerevan hem de Bakü barış antlaşmasını Rusya platformunda tartışmaya meyilli değil. Doğu Ermenistan tarafı bu platformu tercih etmiyor ve Azerbaycan süreci ikili formatta aktarmaya çalışıyor. Batı Ermenistan'ın Maraş kentinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bilgiler, doğal afetlerin sonuçlarını ortadan kaldırma departmanının X sosyal ağında yayınlanan mesaja göre yeraltı sarsıntıları Bağış-Bitlis bölgesinde kaydedildi. Depremin merkez üssü 11.46 kilometre derinlikte bulunuyor. Hatırlatmak gerekirse 6 Şubat 2023 günü saat 05.17'de Maraş'ta birçok şehirde yıkıma yol açan deprem meydana gelmişti. Yerevan saatiyle 14.24 ve 14.36'da iki kuvvetli deprem daha kaydedildi. Merkez üssü bölgedeki yeraltı sarsıntısının gücü 10-11 baldı. Depremde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Artsakh'taki Hadrut şehrinin işgalinden sonra 2021 yılında Bakü hükümeti Hadrut şehrinin yeni bir planını, yeniden inşa planını, şehrin tarihi kısmının rehabilite edilmesi planını açıkladı ki bu çarpıtma planıyla aynıdır. İlk plan 2021'de onaylandı ve revizyona gönderildi. Ardından 2023 baharında hazır olduğu kabul edildi. 2023 yılında onaylanan projeye göre şehrin tarihi merkezi ve anıtların da sözde restore edilmesi ve böylece sözde kurtarılmış Hadrut şehrinin kültürel ve turistik yaşamının tanıtımına katkı sağlanması gerekiyor. Bu programa aynı zamanda Surp Harutyun Kilisesi'ni sözde yenileme planı da dahil edildi. Azerbaycan hükümeti tarafından asılan tabelaya göre tadilattan önce kilisenin çevresinde kazı yapılması, ardından restore edilerek Kafkas Ahvan kültürünü temsil eden bir müze kurulması planlanıyor. Hadrut'un tarihi bölümünün sözde restorasyonundan bahsederken, aynı Azerbaycan tarafının Ekim 2020'de kent için yapılan savaşlarda ve özellikle kentin işgalinden sonra kentin tarihi merkezini ateşe verdiğini belirtmeliyiz. Azerbaycan ordusunun çektiği fotoğraflarda ve 19. yüzyıldan kalma evlerin bulunduğu tarihi bölümün dumanlar çıkararak yıkıldığını gösteren videolarda açıkça görülebilmektedir. Şehrin işgalinden sonra aynı Azerbaycan tarafı Hadrut'ta havaya uçurulan Artur Mıgırdıcan Yurtseverlik Müzesi binasını hedef almış, şehrin işgalinden sonra müzedeki sergilerin akıbeti ise hala bilinmiyor.
Hadurt şehrinin tarihine, bölgedeki mevcut kiliselerin özgünlüğüne ve bütünlüğüne zarar vermeye yönelik her türlü eylem, uluslararası mirası koruma kanunları tarafından yasaklanmıştır. Hadurt şehrinin Azerbaycanlı gibi gösterilmeye çalışılması, yerinden edilme ve kültürel ve yaratıcı yaşamını yaşama yasağı nedeniyle zorla mahrum bırakılan Hadurt bölgesinin 13 binden fazla nüfusu olan yaklaşık 48 yerleşim yerinin kültür hakkını ihlal etmektedir. Kültürel miras hakları, insan hakları evrensel bildirgesinde topluma yönelik kültürel miras Faro Sözleşmesi madde 1, tanımlanan kültürel yaşama katılım hakkının herkesin ayrılmaz bir parçasıdır ve herkes bireysel veya toplu olarak kültürel mirastan yararlanma hakkına sahiptir ve onun zenginleşmesine katkıda bulunmanın yanı sıra başkalarının kültürel mirasına da kendisininmiş gibi saygı göstermekle yükümlüdür. Toplumun kültürel mirası Faro Sözleşmesi madde 4. Bu bağlamda bütün bir toplumun kültürel mirasını yok eden, kendine mal eden, onu kendi kimliğine uygun yaşama ve yaratma hakkından mahrum bırakan Bakü, şimdi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 27. maddesinde de tanımlanan Ermeni toplumunun temel kültürel haklarına ulusal ve uluslararası düzeyde ihlal edip el koymak isteği açıktır. Ermeni kültürünün de önemli bir merkezi olan tarihi Hadurt şehrinin Ermeni kimliğinin yabancılaştırılması, Nara kültürel miras belgesinden kaynaklanan şehrin tarihi, özgünlüğü ve bütünlüğüne ilişkin temel ilkeleri açıkça ihlal etmektedir. Kültürel miras 1994 yılında Japonya'da ve 2017 yılında İKOMOS tarafından kabul edilmiştir. Yeni Delhi'de kabul edilen belgede hakikat ilkelerinin korunmasına ilişkin Nara belgesi, kültürel değerlerin çatışma halinde ortaya çıkması durumunda kültürel değerlerin meşruiyeti ve kültürel mirasın tanınması gerektiğini belirtmektedir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca ünlü Gomidas Vartabet'in Şuşuki adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.